seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'deyiz. Bugün Ayla Ağbegüm konuğumuz olacak. Önce haber turu, buyurun efendim. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Ören Yeri'nin resmi açılışı yapıldı. Açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derecede önemli bir yer. İnsanlığın ortak kültür hazinesine yaptığı katkılarla Göbekli Tepe, Anadolu'daki medeniyet köklerinin derinliğini göstermesi bakımından şimdiden çok önemli bir referans haline geldi. Göbekli Tepe ile birlikte insanlık ailesinin adeta ana vatanı konumundaki Anadolu, sahip olduğu sayısız tarihi değere bir yenisini daha ekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alanda incelemelerde bulunduğu Göbekli Tepe, 12 bin yıllık geçmişiyle en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Ören yerinde Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü T biçimli dikili taşlar ve tapınak kalıntıları öne çıkıyor. Dünyanın en eski arkeolojik tapınağı Göbekli Tepe'de kazı çalışmaları 1995 yılında başlamıştı. Toprak altındaki hazinenin ortaya çıkması ve yoğun çabalar sonucu Göbekli Tepe, 2018 yılının Temmuz ayında UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine alındı. 2019 yılı ise Göbekli Tepe yılı ilan edildi. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü 12. Geleneksel Kapadokya Kadın Buluşması etkinliğinde 2000 mülteci kadın bir araya geldi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nce düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Türk ve mülteci kadınlar Kapadokya'yı gezdi. Balkan Orkestrası'nın parçalarıyla eşlik ettiği gezide katılımcılar bir yandan şarkı söyledi, bir yandan da Kapadokya'nın tarihi ve turistik yerlerini görme olanağı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Portalı üstünden duyurduğu Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında tarihi Palu Köprüsü de bulunuyor. Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri üstündeki tarihi yapı yıllara meydan okuyor. İpek Yolu güzergahında bulunduğundan eskiden İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü olarak bilinen yapı, turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tarihi Palu Köprüsü ziyaretçilerini bekliyor. Sakıp Sabancı Müzesi 2013'te kuruluşunun 10. yılında kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla dijital arşiv platformu Dijital SSM projesini hayata geçirmişti. Projenin müzenin içindeki fiziksel mekanı ise 8 Mart'ta Dijital SSM Arşiv ve Araştırma Alanı adıyla hizmet vermeye başladı. Mekanın açılmasıyla birlikte 2003 yılından bugüne Sakıp Sabancı Müzesi'nin düzenlediği sergilere ait bütün içerikler de farklı kullanıcıların erişimine açılıyor.
Dijital SSM bu yeni mekanıyla dijital stratejiler belirleyebilen, stratejilerini uygulamaya koyabilen ve işbirlikleri üretebilen bir platforma dönüşecek. Müze bu projeyle müzeoloji çalışmaları açısından da önemli bir platform olmayı hedefliyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Hacı Bayram-ı Veli Ankara'da düzenlenen bir sempozyumla anıldı. Buyurun efendim, izliyoruz. Büyük mutasavvıflardan Hacı Bayram-ı Veli adına düzenlenen bir sempozyumla anıldı. 4. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü Ankara'da gerçekleşti. Programda Hacı Bayram-ı Veli'nin fikir ve gönül dünyası ele alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konferans salonunda yapılan sempozyuma katılanlar arasında TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren de vardı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Hazreti Yunus Emre Hazretleri'nin dizisi gibi Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin dizisini de sizlere seyretmeniz için ekranlarımıza getireceğiz. Program kapsamında Hacı Bayram-ı Veli konulu kompozisyon yarışmasında ortaokul ve liseler arasında finale kalanlara ödülleri verildi. Hayat Sanat'tayız. Rus Kızıl Ordu Korosu İstanbul'da konser verdi. Bu tarihi koronun konserinden görüntüler geliyor şimdi. Buyurun efendim. Rus Kızıl Ordu Korosu, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında konser turuna çıktı. Türkiye'deki ilk durağı İstanbul olan koro, dün akşam Cemal Reşit Rey konser salonunda sahne aldı. İstiklal Marşı ile başlayan konserde Rus Ordu ve Milli Marşı'nın yanı sıra Svyashennaya Voyna Marşı'nın da aralarında bulunduğu 19 eser seslendirildi. Repertuarında Rus halk şarkılarından kilise müziklerine, opera aryalarından şarkılara ve konser verdikleri ülkelerin hit parçalarına kadar 2000'in üstünde eser bulunan koro, verdikleri konserde Sevdan Olmasa şarkısına da yer verdi. Çanakkale türküsünü seslendiren Vyacheslav Chernogorov dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Rus Kızıl Ordu Korosu, Sovyetler Birliği Marşı'nın bestecisi Alexander Alexandrov tarafından cephelerde savaşan askerlere moral vermek amacıyla kuruldu. Dünyanın en büyük ordu korosu unvanını elinde bulunduran ekip, yolculuğuna 91 yıl önce 20 kişiyle başladı. Koro, İstanbul'daki konserde orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik kadroyla 2 saat süren bir gösteri sundu. Rus Kızıl Ordu Korosu ilerleyen günlerde Ankara'da da konser verecek. Bursa 17. Kitap Fuarı hafta sonu kapılarını okurlara açtı. Kitapların dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım şimdi. Buyurun efendim. ...17. Bursa Kitap Fuarı TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını okuyuculara açtı. Fuar bu yıl 365 yayın evi ve sivil toplum kuruluşuyla 600'e yakın yazarı ağırlıyor. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi kadın konulu söyleşiye de ev sahipliği yapıyor. Belgesel gösterimlerinin de olduğu programda 90 kadar etkinlik düzenleniyor.
Fuar boyunca çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölyelerde ilgililerini bekliyor. Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı 17 Mart'a kadar her gün 10-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Bugün 5 sanat köşemizde görsel sanatlar var. Yener Torun'la birlikte şehrin renkli binalarını dolaştık. Buyurun efendim. Renklerle iç içe geçmiş mimari yapılar onun kadrajında yeniden yorumlanıyor. Bir dönem aktif olarak mimarlık yapan Yener Torun, rengarenk binaları fotoğraflıyor. Dünya İstanbul'un renkli ve minimal yüzünü bir de onun fotoğraflarından seyrediyor. Sokak sokak gezerek tarzına en uygun kareleri yakalamaya çalışan Yener Torun, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Senesinde Instagram'la bir böyle sokak fotoğrafları çekmeye başladım ve bunları paylaştım. Bunlar özellikle ilk baştaki fotoğraflarım siyah beyazdı. Ama daha sonraları biraz da diğer Instagram kullanıcılarına etkilenerek minimal fotoğraf üzerine biraz daha çalışma üretmeye başladım. En nihayetinde de bu sokak fotoğrafı, minimalizm vesaire, mimari fotoğraf hepsini harmanlayarak daha eklektik bir stil oluşturdum diyebilirim. Yener Torun fotoğraf tarzını minimalist olarak nitelendiriyor. Minimalist fotoğraf aslında çok basit bir, kısa ve basit bir tanım yapmak gerekirse olabildiğince sade ve az sayıda bileşen element kullanarak üretilen kompozisyonları diyoruz. Yani bu bileşenler ne olabilir? Mesela benim örneğimde renk, çizgiler, tekrar eden dokular olabilir bu. Veya başka bir fotoğrafçının gözünden bu tekil bir obje olabilir, bir ağaç olabilir. Ve tabii şöyle bir şey de var minimalizmde, özellikle fotoğrafta negatif alan kullanım diye. Negatif alandan kastım da aslında boşluk. Boşluğu da yaratıcı bir şekilde bir kullanmak da gerekebiliyor duruma göre. Yani özetlemek gerekirse minimalist fotoğraf bu benim gözümden. Torun'un fotoğraflarında renkler kadar geometrik ögeler, simetri, denge ve ritim de öne çıkıyor. İstanbul'a ait yapıları fotoğraflasa da onun için asıl olan renkler ve çizgilerin hakim olduğu, mekandan bağımsız soyut kompozisyonlara imza atmak. Bir binaya, bir yere baktığımda ilk gözüme çarpan o geometri ve rengin birleşimiyle oluşan o çarpıcı etki. Sanatçının fotoğrafları The Guardian, Washington Post ve CBS News gibi prestijli yayınların mecralarında yer buldu. Eserleri ise Brezilya, Fransa, Amerika ve İngiltere gibi farklı ülkelerdeki sergilerde yer almaya devam ediyor. Teknoloji ve sanatı bir araya getiren Sonar İstanbul Festivali gerçekleşti. Haberimize göz atıyoruz. Buyurun. Sanat ve dijitali bir araya getiren Sonar İstanbul Festivali gerçekleşti. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki etkinlikte iki gün boyunca müzik, tasarım ve teknoloji üstüne programlar düzenlendi. Festivalde yeni nesil müzik aletleri, DJ atölyeleri ve dijital araçlar üstüne eğitimlerin yanı sıra müzisyen konuşmaları ve interaktif enstalasyonlar da vardı. Katılımcılar Türkiye'ye getirilen yeni cihazları deneme olanağı buldu. Binlerce sanat ve teknoloji severin katıldığı festivalde ustalık dersleri, atölyeler, paneller, sanatçı konuşmaları ve interaktif enstalasyonlar yoğun ilgi gördü.
dünyaca ünlü DJ'ler sergiledikleri performanslarla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Sevgili seyirciler, programımızın başında da söylediğimiz gibi bugün çok kıymetli bir isim bizimle olacak. Tüm ekibimiz mutlulukla, heyecanla onu bekliyoruz. Ayla Ağabegüm. İlk önce onunla ilgili hazırladığımız videoyu izleyelim isterseniz. Sonra sohbetimiz başlayacak. Buyurun efendim. İstanbul'un sevilen öğretmeni, kimsesizlerin koruyucusu, bir dava insanı. Ayla Ağabegüm. Ağabegüm, Harputlu Hacı Seyfullah'ın oğlu Şükrü Bey'le İstanbullu Saadet Hanım'ın kızı olarak dünyaya geldi. Edebiyat merakını devrin şairlerinden Şükufe Nihal'in öğrencisi olan annesinden aldı. Yunus Emre'den, Rıza Tevfik'ten ve Akif'ten şiirlerin okunduğu bir evde büyüdü. Ortaokul ve liseyi Elazığ'da okuyan Ağabegüm, üniversitede Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Ali Nihat Tarlan, Reşit Rahmeti Arat, Mahir İz, Muharrem Ergin ve Necmettin Hacı Eminoğlu gibi önemli hocalardan ders aldı. Öğretmenliğinin ilk yıllarında Çalıkuşu romanındaki Feride gibi Türkiye'nin pek çok şehrini dolaştı. Üsküdar Kız Lisesi'ne tayin edilmesinden sonra İstanbul liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bir neslin yetişmesine önemli katkılar sunan Türk Edebiyatı Dergisi'nin 8 yıl boyunca Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi Ayla Ağabegüm. Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucusu Ahmet Kabaklı'yla ideallerini gerçekleştirdi. Türk Edebiyatı Dergisi'nde pek çok deneme, makale, hikaye ve röportaj türünde yazıları yayımlandı. Öğretmen Günlüğü adıyla yayımladığı yazıları çok ilgi gören yazar, denemelerini Sözle Direnmek adı altında yayımladı. Türk Edebiyatı Vakfı, Kubbealtı Vakfı, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği, AKODER ve Medyasofa'ya kadar pek çok sivil toplum örgütünde çalıştı. Ağabegüm, davasına olan sadakatinin yanında fakir öğrencilere yardım eden, aç olduğunu düşündüklerine kahvaltı ikram eden bir öğretmen olarak tanınıyor. O, yoksullara, yetim ve kimsesizlere yardım elini uzatarak sadece öğretmen kimliğiyle değil, gösterdiği insancıl tavrıyla da örnek bir şahsiyet. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Bugün Ayla Ağabegüm konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ay, duygulandım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Açılış yayınında sizinle birlikteydik. Evet. İlk yayınımızda, TRT'nin açılışında. Ben sizin öneminiz, değeriniz ülkemiz için çok önemli biri olmanızın yanı sıra şöyle bir hisse kapılmıştım yayında. Bunu seyircilerimizle paylaşmak isterim. Ben anneanne babaanneyle büyüyen ve anneannemi babaannemi çok seven bir torunum. Ve sizi gördüğüm anda size kalkıp sarılmak istedim. Annem de aynı şekilde yayını izlerken çok korktum kalkıp sarılacaksın diye dedi. Çünkü sizi gören biri sanırım yumuşaklığınız, güzelliğiniz, gözlerinizin maviliği ve herkesi kavrayan, herkesi kapsayan o sevginizle öyle bir duygu yaratıyorsunuz insanda. Ve ben bunu şu anda da aynı şekilde hissediyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza geldiğiniz için. Belki öğretmen olmanın şeyisi. Muhakkak. Yani seviyorsanız mesleğiniz öyle oluyorsunuz. Muhakkak aklında. Onun da payı var. Sonra konuşacağız sizinle çocukluğunuzdaki uçurtmaların, çocukluğunuzdaki ninelerden dedilerden dinlediğiniz o masalların, işte mahallede taşınan böreklerin, üstü örtülerle taşınan o böreklerin, evinizde misafir ettiğiniz onlarca binlerce insanın, annenizin
sözüyle melekler tarafından 40-50 gün önce hazırlanan yemeklerle sizin ağırlayışınız, bunların hepsini konuşacağız. Ben önce şununla açmak isterim programı. Çok sevdiğim bir gazeteci dostumdan öğrendiğim bir bilgi. Sizin okuma günlerinizde, okumalar yaptığınız o günlerde bir telefon zinciriniz varmış. Bu birazdan kitabınızı da konuşacağız. Kitabınızla ilgili tüm notlarımızı paylaşmaya çalışacağız ama bu telefon zinciriyle ilgili ben hiçbir yerde bir şey duymamıştım ve okumamıştım. Onu işitmeyi çok isteriz sizden. Bir de bir üçlünüz var, meşhur bir üçlü orada. O da tebrik, teklif ve tenkit. Bunları sizden işitmeyi çok isteriz programımızın başında. Buyurun efendim. Tabii söyleyelim şöyle. Aslında hep beraber olmak, dışında her zaman beraber olamıyorsunuz. Tabii teknikten faydalanmak gerekiyor. Güzel bir habere veyahut da düşündürücü herhangi bir konuda çevrenin düşünmesini istiyorsanız gruplar kuruyorsunuz o zaman. Gruplar vasıtasıyla hemen o anda ulaşıyor. Yani böylece duygularınız, heyecanlarınız da bir yerlere ulaşıyor. O da öğretmenlikten kalma galiba bir şey. Hani bir yerlere ulaşmak, bir şeyler söylemek, faydalı olmak duygusuyla o grup. Ama Ayra Hanım, herkes öğretmen. O kadar çok öğretmen var ki benim de öğretmenim benim için çok değerlidir. Bütün öğretmenlerimiz sonra üniversite bitene kadar ama siz de kitabınızda da sezdiğim başka bir şey var. Sadece öğretmenlik deyip geçemeyeceğimiz şeyler var. Ben biraz onları da konuşmak istiyorum. Örneğin bu üçünüzde tebrik, birini tebrik etmek gerek. Tabii ki çok önemli bir şey ama siz bunun önemini herkese anlatıyorsunuz. Çünkü iyi bir şey yapıldığı zaman tebrik gerektirir diyorsunuz. Evet. Sonra teklif. Teklif yapılmayan bir şeye karşı bunu önerebilirsiniz diyorsunuz. Sonra tenkit. Tenkitte de işte esas benim çok ilgimi çeken sizin kitabınızda tıpkı Füsun Akatlı hocamın Eleştirmen Kültürsüzlüğün Kışı kitabında etkilendiğim gibi öyle bir eleştiri tonu var ki o eleştiride yapıcılık var. O eleştiride yaşadığı toplumu iyi yapmak istemek var. Ve hocalarınız Ebu Ziya ve özellikle Kabaklı hocanızdan aldığınız bu eğitimde siz de öğrencilerinize, hayattaki öğrencilerinize de bunu aktarmış durumdasınız. Bunun sırrı öğretmenleriniz ve sizin öğretmen olmanız dışında nerelerden geçiyor? Programınızı izleyenler bunu biliyorlar. Sizi tabii ki anlıyorlar, dinliyorlar, çok iyi tahlil ediyorlar seyircilerimiz ama sizin ağzınızdan duymak çok güzel olacak şimdi bence. Şimdi şöyle, o ruh belki çocukluk yıllarına gidiyor. O ruhla büyüyorsunuz. Bir de işte Elazığ Lisesi gerçekten o yıllarda belki Türkiye'nin en güzel lisesiydi. Değerli öğretmenlerimiz vardı. Tenkiz kısmını edebiyat öğretmenime, bir de babama borçluyum. Edebiyat öğretmenimiz her ay mümessil paralarımızı toplardı. O zaman Elazığ'da her kitabı bulamıyoruz. Ve İstanbul'da aynı kitap, aynı hikaye veya aynı roman gelirdi. Biz onu okuyup sınıfta beraberce tahlil ederdik. Bu çok önemli bir şey. Çünkü değişik fikirler o anda ortaya çıkıyor. Ve o yıllarda evde de babam siyasi olaylarla da ilgilenirdi. Ben gerçi küçüktüm ama annem de öyle. Hani herhangi bir şeyi objektif olarak değerlendirilebiliyordu evde. Yani o öyle bir evde büyüdüm. Daha sonraki yıllarda da belki şöyle toplumda gördüğünüz güzel şeyler var. Onlara teşekkür etmek gerekiyor. Ama bir de üzüldüğünüz, bu böyle olmamalı dediğiniz konular var. O konuda herkes susuyor. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Evet. Oysa öyle değil. Herhangi bir gazeteciye, herhangi bir işte devlet büyüğüne, herhangi bir bulunduğunuz müdüre bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Söylerken söylediğiniz şeyler sizin fikirlerinizdir ama belki orada faydalı olacaksınız. Ben o heyecanla, yani şöyle, bu ev benimse, bu sokak da benim, bu şehir de benim, bu vatan da benim. Öyleyse burada benim söz söyleme hakkım var. Ama bu hakkı şöyle kullanmalıyım, hiç kimseyi kırmadan kullanmalıyım. Ve hiç kimseye karşı da, aynı fikirde olmasak da ona karşı olmamalıyım. O da onun fikridir. Biz öğrencilerimizle hep bu konuları konuştuk. Şu anda öğrencilerimle tabii sosyal medya güzel bir şey. Face'de arkadaş olunca bakıyorum onlar da bulundukları yerlerde aynı şeyleri yapıyorlar. Bu öğretmenliğin en güzel yanı. Aynı zamanda şunu da söylüyorsunuz. Mahallede bir eğitimden de bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki mahalleye yeni taşınan biri örneğin çocuğunu azarlarsa mahalleliden biri
Öyle azarlama, tabii, yüksek sesle konuşma derdi ve mahallenin içinde bir eğitim vardı. Çünkü orada çok varlıklılar da vardı, memur da vardı, işçi de vardı, birlikte yaşam kültürü vardı diyorsunuz. Evet, o çok önemli aslında. Şunun için zaman zaman denir ya işte mahalle baskısı, değil o baskı, mahalle sevgisi aslında. Evet. Herhangi bir şeyin güzelliği için birileri size bir şey söylüyor. İşte daha mahallenin gün görmüşleri kulağına fısırdar, tenkit etmez ama bir şeyler söyler. Bu güzeldi. İşte ben liseyi bitirip İstanbul'a geldiğimde aynı kültür burada da devam ediyordu. Böylece kendiliğinden bir eğitim oluyor mahallede. Farkı da şu, o mahallede işte ahşap evler tek katlı, iki katlı, üç katlı. Mesela bizim sokakta iki tane paşa konağı vardı. Ama oradaki oturanlarla öbür evlerde oturanların da giyimleri farklı değildi. Yani mahallede bir birliktelik yaşanıyor. Hep beraber o birliktelik. Yardımlar öyle. Ve hocalarınızdan öğrendiğiniz yöntemle belki diyorsunuz ki şu andaki sırça köşklerde, villaların içinde bunları yaşayamayacaksınız. Ve mimariye ilişkinde çok önemli fikirleriniz var bu konuda. Önce isterseniz şöyle başlayalım. Aslında yaşanabilir ama ona bir gayret yok. Yani o sitelerde de yeni bir komşuluk düzeni, yeni bir beraberlik, yeni bir üzüntüde, sevinçte ortak olma yolları aranabilir. Belki işte o sitelerdeki yöneticilere yol... Ben hep bir şeylere bakarken nasıl olabilir düşünelim hep beraber. Birkaç örnek yaparsak bu olacaktır aslında. Yani birilerinin adım atması gerekiyor o arada. Yani kültürü yaşatmak gerekiyor. Ferdi yapılacak şeyler dışında. Evet. STK'lar, yerel yönetimler ve devletin, tabii, yapması gereken şeylerin de altını çiziyorsunuz. Öte yandan da diyorsunuz ki... Biz yardımlaşmayı bilen bir toplumuz. Bayramlar, gerekli işte vesilelerle dağıtılan yemekler ya da bir çocuğa bir elbise almak istediğiniz zaman o ailenin maddi durumu kötü olduğu için değilmiş gibi benim küçüğü alırken sana da aldık derdik. Böyle yaşardık diyorsunuz. Evet, çok iyi okumuşsunuz siz bunları. Hakikaten öyle. Öyle olması da gerekiyor şunun için. Çünkü zaman zaman hani yardımların çok açık yapıldığı görülüyor ve orada çocuk veya aile böyle mahzun oluyor. Oysa yardım bizim toplumumuzda gizlidir aslında. Evet. Bu bakımdan işte o bizim geleneğimizde fark ettirmeden yardım etmek. Mesela zaman zaman annelerimiz de herhangi bir evde bir şey yoksa orada yok olduğu için değil. Diyelim ki ne götürecek? Yağ götürecek. Hani şey alır onu ama götürürken kavanoza koyunca bize gelmişti, paylaşıyorum denir. Evet. Yani karşıdaki... Köyden gelmişti. Evet, evet. Yani karşıdakini incitmeden şey yapmak, yardım etmek şeysi var, felsefe. İslamiyet'in felsefesi de bu zaten. Ben Yunus'u çok severim. Evet. Dörtlükler bana yol gösterir. Aynı şeyleri söylüyor. Bu bakımdan nerede bir dert varsa biz orada olmalıyız, ona çare bulmalıyız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin formülünü de İstanbul hanımefendisi ve beyefendisi olmakla açıklıyorsunuz. Biz ne mutlu bize ki diyorsunuz. Biz onları yaşadık, onlardan öğrendik, onları gördük diyorsunuz. Ve şu andaki duruşunuzla, varlığınızla bize bunu aktarıyorsunuz zaten. Ama siz bu İstanbul hanımefendisi, beyefendisi olmak kalıbını nasıl tanımlıyorsunuz? Seyircilerimizle ne paylaşmak istiyorsunuz? Şimdi aslında şunu paylaşmak istiyorum. Belki İstanbul hani bir sembol şehir olduğu, evet, için. Yoksa hani her yörede böyle kendiliğinden bu zarafetin, evet, örnekleri yaşanır. Çocukluğumda tabii Elazığ'da yaşadım. Liseyi bitirip geldiğim zaman da İstanbul'da yaşadım. Onun için İstanbul hanımefendileriyle daha çok beraber oldum. Belki onun için onları yazmış olabilirdim. Kimse alınmasın, yoksa her yörenin hanımefendisi ayrı güzel. Tabii burada şöyle, konuşmanızdan, tavrınızdan, giyiminizden, her şeyinizden sorumlusunuz. Yani siz bir örnek insansınız. Sinemaya gittiğiniz, tiyatroya gittiğiniz veya da pazara gittiğiniz zaman kıyafetiniz bile değişik olacaktır. Şimdi öyle olmuyor aslında, yani bir tiyatro bir özel yerdir, oraya çok özenilerek gidilir falan. Böyle o İstanbul hanımefendilerinin güzellikleri bambaşkadır. Aslında onların belki filmlerde, belki yazılarda sahiden dile gelmesi gerekiyor. Hani biz yaşadık gördük ama yeni nesil tabii göremiyor. O güzelliği yaşamak için İşte çeşitli vasıtaları kullanmamız gerekiyor. Belki. Bu kıyafetle ilgili, kıyafet dediğiniz için hemen aklıma gelen bir şey yine kitaptan. Kitabımızda mısralarla konuşsak.
seyircilerimize de göstermek isterim. Mısralarla Konuşsak kitabı. Sizin 5 yıllık serüveninizi gazetecilikteki, dergilerdeki makalelerinizi toplayan bir kitap. Ben çok sevdiğimi seyircilerimizle paylaşmak isterim özellikle. Herkesin de okumasını çok isterim. Gazetelerle ilgili yazılarınızda da şöyle şeyler söylüyorsunuz. Gazete ve dergiciliğe dair, gazeteci olmak üzerine diyorsunuz ki bunların şu görüşte ya da bu görüşte olmanın herhangi bir önemi yoktur. O görüşteki birinin söylediği iyi şey benim iyi sözümdür. Bu görüşte olanın ki de benim iyi sözümdür. Her ne düşünüyorsam düşüneyim. Siyasi görüşüm ne olursa olsun diyorsunuz. Ve aslında siz bence şu an toplumumuzda gerekli olan şeyi yıllar önce söylemiş oluyorsunuz. Kıyafetle ilgili meseleye dönersek de kıyafetle ilgili hocanızı rüyanızda görüyorsunuz. Ve hocanız size Türk dilinin iyi kullanılmadığını, giyim kuşamın, onu bir paylaşmak ister misiniz? Şimdi şöyle de hangi konuda duygulanıp üzülüyorsanız o sizin rüyalarınızda da zaman zaman tabii ki girebiliyor. Ve böylece işte o duygular, o rüyalardan hareket edince yazıda belki bunu dile getiriyorsunuz. Ben yazarlığı bilhassa gazete, dergicilik çok daha farklı. Gazete yazarlığını şöyle düşünüyorum. Tıbbiyeyi bitiren bir yemin eder. Her yerde de söylerim. İşte yemin vardır. Öğretmenlikte de eskiden öyleydi. Şimdi bilmiyorum. Bir öğretmen yemini vardır. Yazar da kendi kendine yani Allah'a karşı söz veriyor. Ben hangi fikirde olursa olsun, hangi konuda olursa olsun doğruları yazacağım demeli. Çünkü meslek oluyor. Meslek olduğu zaman doğruları yapmak zorundasınız. Hani bu bakımdan İşte Yunus'un dediği gibi ben gelmedim dava için, benim işim sevi için diyor. Yani mesele her meslekte o sevgiyi birleştirici olanı yapmaya çalışmak. Bunu yaptığınız oranda hakikaten o sevgi halesi yayılıyor. Mesela benim Türk Edebiyatı Vakfı'nda olduğum yıllarda yine Türkiye'nin çalkantılı yıllardı. Ve gençlik günlerimizde değişik düşüncede olan öğrenciler gelirdi. Ama onları aynı potada, aynı yerde hep beraber sohbet etmek mesele birbirine tahammülü öğretiyor aslında. Belki bugün buna ihtiyacımız var. Yani tahammül kültürü, saygı kültürü, sevgi kültürü veya dini bir kültürü aynı zamanda. Sesi yükseltmeden beraber olmak diyelim. Aynı mısralarla konuşarak veyahut da. Evet, kitabınızdaki gibi tıpkı. Aynı zamanda biraz da böyle destanlara bakmak gerektiğini, efsanelerimizden yararlanmak gerektiğini söylüyorsunuz. Çünkü geçmişimizde onlar da var. Nasıl Yunuslar var diyorsunuz. Ve onlardan Finlandiya'nın örneğin çok yararlanıp bu destanla Kalevala'yla inanılmaz bir kültür reformuna dönüştürdüğünü, ülkenin böyle bir şeye doğru yola çıktığını anlatıyorsunuz. Bir de destanlar önemli millet tarihinde. Belki burada dikkatli olamadık biz yani. Bugünün gençliği o destanlardan biraz uzak yaşadı. Halbuki destanlar sizi kendinize getiriyor ve bir coşku veriyor. İşte Kalevala'da olduğu gibi. Aslında sadece destan da değil, yeni bir destan bir heyecandır. Yeni bir heyecanla ülkemizi değiştirebiliriz diyebiliriz biz. Yani o destanlardan aldığımız milli ruhla. Milli ruh demişken milli mimariyle ilgili de bir saptamanız var. Milli mimarimizi bulamadığınızı ama Osmanlı'yla övündüğümüzü ve bundan da üzüntü duyduğunuzu söylüyorsunuz kitapta. Çünkü diyorsunuz ki Osmanlı'daki mimariyle övünebilecek bir yapı var. Evet. Şimdi orada da şöyle hani öğretmen oluyorsunuz, doktor oluyorsunuz, en iyi olmak gerekiyor. Mimarlıkta da öyle. Yani ben yaptığım yapıyı özgün yap. Hepsi baktığımız zaman aynı binalar, seri imalat gibi olmamalı. Yani orada mimarın sanat özelliği yaptığı yapıya yansımalı. Bu olamıyor. Olmayınca da yörelerin geçmiş yıllarda kendine özgü mimarileri vardır. Yani Osmanlı'dan sonraki devirde de her şehrin, her kasabanın birdenbire o özgün mimari aynı mimariye dönüştü. Bu tabii üzücü yan. Onun için belki mimarlık fakültelerinde ne okutulur bilmem ama tasavvufta okutulursa, Yunus'ta okutulursa o heyecanla işe başlanır diye düşünüyorum. Yani özgün bir şey olmalı. Bir de tepki biraz önce söylemiştik. Evet. Şunu düşünüyorum. Her an bu milletin evladı olduğunuz zaman
ben bir şeyleri dile getirmeliyim diyorsunuz. Dile getirdiğiniz zaman belki de o yansıyacak, o olacaktır. Ama sizinki olmazsa daha sonra dile getireninki olacaktır diyelim. Ve herkesin de bildiği bir şeydir belki. O Sultanahmet Camii'nin arkasındaki ikiz küleler bizi çok üzmüştü. Ben kardeşim ve apartman komşum Belkıs İbrahim Hakkıoğlu ile beraber biz iskeleye indik. Üsküdar'da. Üsküdar'da böyle bir şey yaptık. Evet, silüetime sahip çıkalım diye. Ve hayli yankı yaptı. Yazarlar bundan faydalandı. Ve sonra zaten Reis-i Cumhurumuz da aynı şeyleri söyledi. O zaman şöyle oluyor. Biz bir şeyleri önceden söyleyip bir yerlere ulaşmalıyız. Yani üstten bekleyerek bu düzelsin değil. Bir şeyleri dile getirerek zaten STK'ların görevi de budur. Evet. Ama ne yazık ki STK'lar çok heyecanlı değil herhalde. Bilmiyorum, heyecanlı olsa o ikiz kuleler olmazdı bana kalırsa. Bu alanda sanıyorum böyle. Evet. Ama STK'ların durumu Türkiye'de benim çocukluğuma oranla düşünürsek çok ilerleyen bir yapı içinde dünyaya eş giden büyük idealler, devletin yapmadığı şeyleri yapabilecek bir güç. Ama yani söylem olarak işte hayvanları korumak, doğayı korumak, edebiyat, okuma günleri bunları yapan çok fazla STK'mız var. Her ne kadar STK'larımızın hepsi çok iyi durumda olmasa da dünyayla boy ölçüş demesek de özellikle sizin gibi insanların, sizin gibi ustaların, hocaların kurduğu pek çok STK var ki görevlerini yaptılar ve öğrencilerini yetiştirdiler, hayat öğrencilerini yetiştirdiler. Ve onlar hem dünyada bizi temsil etmeye hem ülkemizin içinde bu gözle bakmaya devam ediyorlar. Tıpkı sizin öğrencilerinize dediğiniz gibi, siz diyorsunuz ki öğrencilerinize evet doktor olabilirsiniz, şunu olabilirsiniz, bunu olabilirsiniz ama şiir okuyan, tiyatroya giden, müzik dinleyen, sanatla... Sanatın hayattaki önemi çok farklı fakat bunu anneler, babalar ve öğretmenler fark etmeli. Fark ettiği zaman yöneltecektir. Etmediği zaman çocuk sadece derslerle işte bir yarış içinde oluyor. Halbuki sanatla da biraz yöneldiği zaman o yarışın içinde mutlu oluyor aslında. Mutlu olduğu için de daha başarılı oluyor. Ve gelecek hayatında da sanat hep olacaktır. Yani düşünün, sadece derslerinde çalışan bir doktor, bir öğretmen, bir hakim mesleğe başladığı zaman yorulacaktır, sıkılacaktır. İşte onun sanata olan ilgisi o yorgunluğunu geçirip daha canlı olmasını sağlayacaktır. Ben hatta şunu düşünürüm. İşte ben zaman zaman düşünürüm. Ben Milli Eğitim Bakanı olsam ne yaparım? Belediye Başkanı. Yani düşünürüm ama çok kısa düşünceler. Hemen bir şeyler bulur, ondan sonra başka düşünceye geçerim. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bütün çocukların eline bir saz veririm. Muhakkak çocuklar bir enstrüman çalmalı. Bir türkü söylemeli. Yani türkü çok önemlidir. Marş çok önemlidir. Yani zamanına, yerine göre müzik çok önemlidir. Her yerde söylüyorum. Çok duygulanarak söylediğim bir söz. Rahmetli Musaffer Sarızözen diyor ki türkülerin söylenmediği, dinlenmediği yerler vatan olmaktan çıkar. O zaman şöyle, biz çocuklarımızın eline sazı verip de türküyü söyletirsek çocuk mutlu olacak ve mutlu olduğu zaman da derslerinde daha başarılı olacak. Çocukların söylediği türkülerle ilgili de ağır bir medya eleştiriniz var. Çocukların söylediği şarkılarla ilgili televizyonlarda olan aile hayatını, aile mahremini korumayan programlarla ilgili medyanın aslında geliştirilmesi, eğitilmesi gereken bir yönü olduğunu düşünüyorsunuz. Onunla ilgili. Şimdi yıllar önceden düşünüyordum. Evet. O zaman fazla özel kanalda yoktu. Yıllar sonra kanal sayıları fazlalaştı. Değişik tabii ki programlar var. Ama baktığınız zaman sizi heyecanlandıracak. Ben de böyle olayım, ben de şunu yapayım dedirtecek. Belki işte kültür kanalımız bu. Evet. Yani bu yeri dolduracaktır inşallah. Ama diğerlerinde göremediğimiz zaman... Bir de şu İstanbul hanımefendiliği, beyefendiliği dedik ya, orada konuşurken kimseyi kırmamak vardır. Şimdi tartışma programlarına bakalım. Herkes kendi sözünün doğru olduğunu kabul ediyor. Birbirine kabul ettirmek zorunda hissediyor. Halbuki mesele bu değil. Fikrini söyleyip düşünmesini sağlamamız gerekiyor. Ve tartışarak gelişmek değil mi aslında? Tabii. Ve siyasi tartışmaları da çok yerinde bulunuyorsunuz. Özellikle 2005 yıllarında yazdığınız bu yazılarda. Dilin kaybolduğunu, üslubun kaybolduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü daha önceki devlet büyüklerimizin ya da idarecilerimizin diyelim... Daha şiirli konuştuğunu, nükteden işte bir mısrayı alarak orada...
lafı oraya koymak, bırakmak ve oradan biri alsın, kendine isterse alsın tavrında olduğunu söylüyorsunuz. O öyleydi çünkü yetiştikleri ortam öyle olduğu için onu öyle yapıyorlardı. Daha sonra işte eğitimimizdeki belki bu biraz yorgunluğum, biraz bilemiyorum tabii sebepleri farklı. Bunun sebebi olarak da çocuklarımıza bunu vermeyince onlar büyük yetişkin olunca bunu yapamıyorlar. Yani şöyle bir şey, size ne sunulursa en güzel yemek sunulunca onu şey yapıyorsunuz ve seviyorsunuz. Ama bunu bilmeyen için, o yemeği bilmeyen için o tatsızdır. Şimdi onun için çocuklarımıza da bu güzel dilimizin ahenkli ve şiir dolu üslubunu çocukluktan verirsek bu böyle olmayacaktır. Şundan fark ediyorum, bugün emin olun fakülte mezunu bütün insanlarımıza zaman zaman beraber olunca işte sohbet edince elimde güzel bir kitap varsa size hediye armağan edeceğim diyorum. Yunus, sen bana ilahinin dışında bir dörtlük söyleyin. Yok dörtlük. Şimdi biz yalnız ben değil, yani bizim nesil öğretmenleri biz sadece çocuklarla ders yapmazdık. Mesela benim sistemim şöyleydi. Bir ödevini yapmamışsa ceza, işte Yahya Kemal'in şu şiirini bir haftada ezberleyeceksin. Daha sonra üstün not almak istiyorsanız herhangi dostluk konusu deyince bir dörtlük söyleyene on numara diyordum. Bu sefer şiir ezberlemeye başlıyorlar. Böylece şiir yayılmaya başlıyor. Evet, yayılmaya başlıyor. Yani böyle bir şey yapmamız lazım bizim. Öğrencilerinizden Sibel Eraslan'ın bir söyleşisinde denk geldim. O da sizin için... Pardon, gazete yazısında denk geldiğim bir nottu bu. İkisini birbirine karıştırdım, özür diliyorum seyircilerimizden de. Sizin öğretmenliğiniz zamanında aslında sizin de küçük olduğunuza dair bir vurgu yapmış. Çünkü siz okulu bitirdiniz. Tabii hemen öğretmen. Sonrasında öğretmen oldunuz. Evet. Ve kısa bir süre sonra kız lisesindeydiniz. Onlarla beraber. Evet. Onların ablası gibiydiniz aslında. Evet. Ama öğretmenliği üstünüze taşıyordunuz ve onlara Gönül Hanım kitabını hediye ediyordunuz. onların okumasını istiyordunuz. Onların kitap alamayana hiç çaktırmadan belki kitap veriyordunuz. Şimdi hala öyle. Şöyle... zaman zaman işte yaş günlerinde vesaire zamanlarda hediye verilir. İşte bu incik böncük falan her neyse. Ben de diyorum ki annelere onun yanında bir de kitap hediye edin. Hani eğer bundan vazgeçemiyorsanız ama bir kitap da olsun hediyenin içinde. Çok önemli. Ben işte sessizce okuması alamayacak olan ve vakti de olmayan bir öğrencim. Dediler ki kitap okuması hocam çünkü evde iş yapıyor. Vakti de yok falan. Hayatta da hiç kitap okumamış. Ben ona çok çok ince bir kitap hediye etmiştim. Yıllar sonra vapur iskelesinden karşıya geçerken biri geldi, sarıldı ve çantasını açtı, bir kitap çıkar. Hocam o günden beri yanımda hep kitap var, hep kitap okuyorum dedi. Bakın insanın hayatında minicik bir hediyenin bir önemi var. O bakımdan okumak çok güzel. Okuduğunuz zaman düşünüyorsunuz. Yani belki sistemde bu yanlış. Okuduğunu üzerinde düşünmeyen, kafa yormayan bir kitle haline geldik. Bir 15 Temmuz yaşanmışsa eğer Türkiye'de yaşandı tabii ki. Onun sesi sadece söylenenleri dinlemek. Onun dışında düşünmemekti. Evet. İşte yazarımız da düşünmedi, öğretmenimiz de düşünmedi ve bir süre geçti ve acı bir süreydi. Ama bugünden sonra o zaman okuduğu üzerinde düşünen ve düşündüğünü söyleyebilen topluluk olursak ancak 15 Temmuzlar yaşanmayacak derim ben. Evet. Birinci sınıfta Edebiyat Fakültesi'nde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dersini veriyorsunuz. Evet. Ve aslında dördüncü sınıflara ders veriyor Tanpınar Hoca. Ve orada kendim için bir not aldım. Hocanızı şöyle anlatıyorsunuz. Dalıp dalıp giderdi, sonra derse geri dönerdi. Mesela bunu siz bize söylemeseniz bu güzelliği biz nasıl duyacaktık? Evet. Ya da Tanpınar hakkında bu bilgiyi nereden öğrenecektik? Şimdi şöyle, hani dördüncü sınıfta tabii ki geliyor. Siz birinci sınıftasınız, anlamanız mümkün değil Tanpınar'ı. Evet. Ama dinliyorsunuz, dinlemek bile yetiyor. Hani o gün için belki pek bir şey tesir etmemiş gibidir ama sonra ediyor. Onun için şairleri, yazarları anlamak için tabii ki böyle karşılıklı olmak da çok daha güzel aslında. Önemli iki seferberlikten bahsediyorsunuz Mısralarla Konuşsak kitabında. Biri kültür, biri eğitim seferberliği. Ben şimdi seyircilerimizin de huzurunda sizden bunun yollarını, sizin yöntemlerinizi işitmek istiyorum. Olmazsa olmazları nelerdir? Evet, ferdilik önemli,
devlet, STK önemli. Biraz önce kabaca geçtiğimiz şeyler ama bunun dışında siz bütün meselelere kafa yoran, bunları okurlarından asla gizlemeyen, bunları onlarla birlikte paylaşan ve biraz önce de dediğim gibi yöneticiye, siyasi o günün figürüne ya da bugünün figürüne burada yanlışlar varsa düzeltilmek durumunda diyen birisiniz. Nelerdir bunların, ne bekliyor bizi? Şimdi, kültürde, sanatta, edebiyatta ne bekliyor tabii, bizi? Hemen çok uzun konu tabii ama şöyle bir şey. Şimdi kültürde kültür yaşanır. Yaşandığına göre yetişenler o yaşadığı ortamda o kültürle büyürler. Şimdi ortam olmadığı zaman tabii uzak kalınır bundan. Onun için yeniden yapmamız gereken şu, o kültür muhitlerini o kibarlığıyla, zarifliğiyle, her şeyiyle, yani bütün güzel kültür muhitleri belki var ama zaman zaman da sadece kültür muhiti olarak kalınıyor. Yani oradaki o zarafeti yakalama yollarını da pek arayamıyoruz. İkincisi eğitim, tabii ki seferberliği. Bütün bunlar çok zor. Durmadan tabii eğitimde her deneme yanılmayla birçok şey değişiyor. Ama öncelikle gençlerin, hatta herkesin heyecanlanacağı bir ideolo olan bir şeyleri görmeli. Mesela ben Elazığ'da lisedeyken anlatılan bir Sıdık Ağar efsanesi vardı. Tabii sizlerin bilmediği bir efsane, o devirde gazetelerde falan yazılar çıkan şöyle. Savaş bitmiş, cumhuriyet ilan edilmiş. Birkaç yıl sonra Elazığ Sıdık Ağar diye bir müdüre geliyor ve edebiyat öğretmenidir. Fakat tabii o devrin Elazığ'ını düşünelim. Ve orada yaptığı şudur, enstitüde öğrenciler var. Bir de yatılı öğrenciler, köylerden, uzak kasabalardan. At sırtında o devirde gidiyor, kasabaları, köyleri dolaşıyor. Öğrenci getiriyor ve kapısı açık sabahtan akşama kadar, hatta gece. Çocuklar giriyor, çıkıyor falan ama burada şunu öğreniyor. Bir okulda güzellik beraberce yaşanıyor. Mezun oldukları zaman yörelerine bir eğitimden sonra gönderiliyorlar. Bu sefer orada temizlik, dikiş, konuşma vesaire bir eğitim seferberliği. Şimdi bu devirde de böyle bir seferberlik medya ile olabilir. Yani yazılı ve görsel medya aynı anda bu heyecanı duysak birçok şey değişecek aslında. Ve gençlerimiz daha çok gördüğü şeyi heyecanlandırıyor. Düşünün, bir savaşı, bir şehit olan bir askeri veya onun babasını çocuğa anlatıyorsunuz, yetmez. Orada işte devlet tiyatrosunun, şehir tiyatrosunun bir sanatçısı orada bir şiir, bir bölüm, bir hikaye bölümü okursa içinden titriyecek o zaman. Yani mesele onları duygulandıracak olan bütün materyalleri toplayarak hızla bir eğitim seferberliği. Yani bu okul kitaplarıyla falan olacak bir şey değil. Onun dışında büyük bir heyecan. Ben onun için Beyaz Zambaklar Ülkesi, Finlandiya kitabını herkes okusun diyorum. Çünkü o heyecanda ben bile bu ülkeyi değiştiririm diyorsunuz. O heyecanla. Evet, Ferdi. Ferdi. Ayla Hanım, bir de tiyatro ile ilgili yazılar var. Beni çok ilgilendiren, konservatuvarlı olduğum için ve tiyatrocu olduğum için. Siz dönemin şehir tiyatrolarına gidip onlarla ilgili, oyunlarla ilgili görüşlerinizi yazıyorsunuz. Ve Necdet Mahfi Ayranları, ben de tanıma şerefine nail olmuştum. Mehmet Gürel'e onun bir belgeselini yapmış. Evet. Alın kullanın beni diye. Ve onu kaybetmeden önce görebilme, tanıma şerefine de erişmiştim. Onlarla birlikte yaşadınız. Onlarla birlikte nefes alıp verdiniz. Ve tiyatroda yapılan güzellikleri de gördünüz. Oradaki eleştirileri de, gelişmeyi de yaşadınız. Onları da aktarabilir misiniz? Şimdi kısa onu söyleyelim. Şöyle tabii, tiyatro bir mektebi edep derdi Vasfı Rıza rahmetli. Hakikaten öyle, güzelliğin mektebi. Şimdi tabii yeni bir görüşte de o devirden başlayarak tiyatro tiyatrodur, hayatta ne varsa o olacaktır, küfür varsa da küfür olacaktır. Bu ikilem arasında gelip gidiyor. Vasfı Rıza Bey de benim ilk röportajım onunla olmuştu tiyatro konusunda. Şunu söylemişti, evladım dedi, tiyatro bir hayatın kendisidir ama hayatta biz evde küfrediyor muyuz dedik. Çok kızdığımız zaman şöyle bir kolumuzu kaldırıp bir şey söylüyormuş gibi yapıyor. İşte tiyatro budur demişti. Ben onun mücadelesini verdim yıllarca. Hem iyi bir tiyatro seyircisiydim ve ilk defa da tiyatro yazıları yazarak, yani şöyle kırmadan dökmeden bir şeyleri söylemem gerekir diyordum. Birçoğu da tesirli olmuştu aslında. Çünkü eleştirinin geliştirme olduğunu bilerek hep tabii ki, kaleminize tabii oynattınız. İnşallah öyle olmuş. Şimdi geleneğin kalp atışları saat 19.30'da, yani birazdan TRT 2 ekranlarında olacak. Çok kısa
çünkü biz açılış yayınında bunu konuşmuştuk sizinle. Hatırlatmak için zaten sonra seyircilerimize hemen bizden sonra izleyecekler. Programla ilgili bu işte ferdi heyecanınızı bizle paylaşır mısınız? Onu hemen söyleyeyim. Bugün böyle oldu. Arka arkaya oldu. Evet. Belki de iyi de olmuş olabilir. Ferdi heyecan şuydu. Tabii devirleri yaşıyorsunuz. Ninelerden ninniler dinliyorsunuz. Maniler dinliyorsunuz. Onun dışında o devirlerdeki oyunları, çocuk oyunlarını görüyorsunuz. Şimdi bilgisayarın başında hiç kimseyle konuşmadan sadece oyun oynayan çocukları görüyorsunuz. Bir şeyler olmalı diyorsunuz. Bir şeyler yapılmalı. Bu konuda da bu düşünceden yola çıktık. Ayrıca benim sohbetlerim olduğu zaman Üsküdar Belediyesi vasıtasıyla hep orada karşılıklı gelenlerle beraber sohbet ediyorduk. Şu çıkıyordu. Geçmişte şunu yapıyorduk, şimdi yok. O zaman o olmalı, nasıl olmalı? İşte TRT 2'de bunu yapmak için yola çıktık. İnşallah başarırız diyorum. Ama en azından böyle bir saniyelik düşündürebilsek bile onun bile çok önemli olduğunu ben hissediyorum. Bu bakımdan yani TRT 2 kurulurken de hakikaten kadro çok önemli heyecanla başladı. Ve benim en çok sevdiğim yanı akışa baktığım zaman Türkiye bir bütün. Evet. Bu bütünlüğün içinde bütün insanların duyguları olmalı. Bütün insanların duyguları olunca sanatkarınki ayrı, sinema severinki ayrı, müzik severinki ayrı. Hepsi var burada. Onun için mutlu bir yola çıkış. Belki kültür seferberliğinde bir başlangıcı olacaktır. Geleneğin kalp atışları da onun bir başlangıcı sanıyorum. Dileriz. Öyle olacak. Umuyoruz. İnşallah. Sizi izlemekten hep keyif alıyoruz. Alacağız. Hep TRT ekranlarında olun. Hep bize anlatmaya, hep konuklarınızı ağırlamaya devam edin. Hani masalcı nine gibi falan böyle. Yani masalcı nine çok güzel bir şeydir ama sizin masalcı ninenin ötesinde bir birikiminiz, felsefeniz, bize anlattığınız çok güzel bir yolculuk var. Ben kendi adıma çok memnunum. Sizi dinlemekten, sizinle tanışmaktan, sizin eserlerinizi okumaktan, makalelerinizi okumaktan çok çok memnunum. Şimdi ben de çok heyecanlıyım burada şunun için. Birçok televizyon programında bulundum ama sizi tanıyarak soru sormanın güzelliği de bana yansıyor. Yani daha rahat oluyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişi sizi anlamışsa, o heyecanı duymuşsa o program faydalı olacaktır. Ben de size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bunları yazdığınız için, bizle paylaştığınız için. Ayla Hanım, sizinle olmak çok güzel. Her zaman sizinle olmayı çok isteriz. Size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hayat Sanat ekibi size her zaman kapılarını açık tutuyor. Ben de başarılar diliyorum. Sağlıkla, huzurla. Tekrar inşallah. Umarım inşallah aynı programda burada birlikte olma arzuluna erişiriz. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, şimdi şehir takvimine gidiyoruz efendim. Buyurun. Ya kendi yaşamından vazgeçip açığa çıkan kötülükle savaşmak ya da o kötülüğe hizmet edip onun bir parçası olmak. Önlerinde iki yol olan dört gencin hikayesini anlatan Mümkün Dünyaların En Kötüsü Kadıköy Boğa sahnede. Jean Genet'in yazdığı ve Salah Birsel'in Türkçe'ye çevirdiği Hizmetçiler, ikinci kat yorumuyla sahneleniyor. Sen politik nedenlerden dolayı ayrılmak istedin. Aslında ben ya da acaba ekonomik nedenler. Kosovalı Pergünt ülkesindeki olumsuzluklardan kaçıp yaşamını diğer Avrupa ülkelerinde sürdürmeye çalışan genç bir insanın dramatik serüvenini gerçekçi şiirsel bir dille anlatıyor. Bu resmen önceden planlanmış bir cinayet. Pek tabii. Aman Tanrım, ne korkunç. Savaş. Tam canını işlersin sen. William Shakespeare'in Kış Masalı'nı Ankara Devlet Tiyatrosu sahneliyor. Bu hastalıklı düşünceden kurtulun. Hem de geçirmeden. Çok tehlikelidir çünkü. Doğru ya. Hayır. Doğru. Binlerce insan bu hastalığa. Bu
Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu İstanbul'un ardından Ankara'nın konuğu oluyor. Fransız şarkıcı ve söz yazarı Marion Rampal, 26. İzmir Caz Festivali kapsamında Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da. Kendine özgü yorumları, eserleri seçmedeki hassasiyetiyle bilinen Muzaffer Ertürk, Cemal Reşit Rey'de İstanbul ve Anadolu türkülerini yorumlayacak. Müziğe küçük yaşta başlayan genç sanatçı Sena Şener, sevilen şarkılarını seslendirecek. Serdar Akkılıç'ın fantastik kurgulamaları güçlü figüratif tarzıyla resmettiği eserlerinden oluşan son sergisi yakında sona eriyor. Elgis koleksiyonunun ana hatlarının görülebileceği resim, fotoğraf, video, heykel ve yerleştirme gibi farklı mecralardan eserler Galeri Işık Teşvikiye'de ziyaret edilebilir. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın efendim.